Hoşçakalın ya minasan, vataşı ya. Prince'i de ve hoş geldiniz dostlarım. Ben olan Prince. Hemen arkadaşlar, UEFA Euro 2016 Türkiye maceramızın ikinci bölümündeyiz. Ve bu ikinci bölümde çok çok zor bir rakibe karşı oynayacağız. Gerçekte gibi tabii ki arkadaşlar. İspanya rakibimiz olacak. Bu turnuvanın en favori takımlarından biridir arkadaşlar. Biliyorsun İspanya her sene öyle. Her sene değilse hemen her turnuvalarda İspanya hep favoridir. Ki ama son senelerde bence biraz İspanya biraz düşüşte gibi gözüküyordu. Ama Çek Cumhuriyeti maçında ilk maçı İspanya'nın bayağı güzel oynadılar arkadaşlar. Çok güçlüdüler. Çek Cumhuriyeti sadece defans yapabildi. Zor çıkabildiler. İspanya çok bastırdı. Yani çok zor bir maç olacak bu. Hem gerçekte hem burada da arkadaşlar. Şimdi bizim D grubundaki tabloya bakalım. İspanya 3 puanla lider arkadaşlar. Biz biliyorsunuz ilk maçı son dakikada artık son saniye mi neydi 91'de arkadaşlar attık. 1-0 mağlupken 1-1 yaptık. Ve bir puanı kaptık arkadaşlar. Tabloyu görüyorsunuz. Diğer grupları hızlıca göstereyim sizlere yorumsuz. Böyle. 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 Okey arkadaşlar. Şimdi beni burada... Pardon. İlk defa izliyorsanız bu seriyi ya da buradan başladıysanız izlemeye arkadaşlar. Birinci bölümü lütfen bakın. Orada birkaç bilgiler verdim ama isterseniz hemen şimdi şöyle bilgileri vereyim. Bu gördüğünüz 24 takım... Hepsi full orijinal kadro arkadaş. Bir de misal Romanya falan bunların da aslında orijinal formaları yok. Onları da hepsini ekledim. Hepsi her takım orijinal arkadaşlar. 4 gün uğraştım arkadaşlar. 4 gün uğraştım bunların hepsini yapmak için. Sizlere böyle güzel bir şey sunmak için. Gerçekçi olsun diye. Sizlere böyle arkadaşlar 4 günümü harcadım. Ve bu seriye başladım. Bu neden dolayı zaten geç başladım. Yoksa daha önceden başlardım. Bu YouTube'da ilk arkadaşlar. Benden başka yapan böyle orijinal kadroyla. Bakın misal Türkiye. Bir YouTuber ben görmedim arkadaşlar, bilmiyorum ama pek emin de değilim, ben tek olmalıyım yani sizlere özel arkadaşlar, sizler bu seri Prince'den böyle özel orijinal şeyler görüyorsunuz. Neyse bıdıyı bırakıyoruz Hasan abi dediği gibi ve maça doğru gidiyoruz arkadaşlar. Beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar, dediğim gibi çok uğraştım sizlere böyle güzel bir şey sunabilmek için arkadaşlar. Lütfen lütfen sizlerden yine hep dediğim gibi en azından 500 beğeni sayısı bekliyorum. Beni destekleyin arkadaşlar. Bu kanalı destekleyin, bu seriyi destekleyin, Türkiye'yi destekleyin diyorum. Şimdi ilk önce formaları göz atalım. Ramos ve Hakan Baltay'ı görüyorsunuz. İspanya'nın şu forması da bayağı bir ilginç. Türkiye'nin takımımızda biliyorsunuz zaten. Şu beyaz formalardır, o yandaki kırmızı çizgileri ben pek beğenmiyorum. O olmasa daha iyi olur gibi. Sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Lütfen yorumlara yazın. Bu forma çok hoşuma gidiyor. Eğer 85 euro olmasaydı alıyordum ama çok pahalı 85 euro arkadaşlar. Bir dakika, biz beyaz formayla oynayacağız şöyle. Bir de şey yazın arkadaşlar yorumlara, gerçekte yani bu skor tahmini arkadaşlar. Türkiye İspanya gerçekte kaç kaç oynar? Bunu lütfen yorumlara yazın. Şimdi ilk 11'e bir gelelim. Neyle başlayalım? Ne yapalım? Ne edelim? Fatih Terim Burak Yılmaz da başlayabilir bu İspanya maçına. Öyle tahmin ediyorum. Eğer bunlar hala oynar mı bilmiyorum. Çünkü ilk maçta çok kötü oynadı Oğuzhan filan. Ama iyi gününde de Oğuzhan çok önemli arkadaşlar. Aynısı Arda için de geçerli ve Hakan Çalhanoğlu için de geçerli. Neyse ben sadece Burak'ı değiştireceğim. Aslında o da hiç formda değil. Ve maça doğru gidiyoruz arkadaşlar. Allianz Riviera stadın adı Nice'de. Nice mi okunuyor bilmiyorum. Türkiye milli takımımız İspanya'ya karşı oynayacak. Sergio Ramos görüyorsunuz. Hakan Baltay arkadaşlar. İki takım kaptanları. İki takımlar da hazır. Ve sahaya çıkıyorlar şimdi. Çok önemli maça çıkıyoruz arkadaşlar. 4 gruptan en iyi üçüncüler de çıkacak arkadaşlar. En iyi 4 üçüncüler de bir üst sıra çıkacaklar. Ama biz öyle hesaplar yapmak istemiyoruz. Bu arada milli maçlar yok. Türkiye milli takımının yok en azından. Ve İspanya'nın da söylenmiyor. Yani üçüncüyle bırakmayacağız. Bu maçı kazanıp ve Çek Cumhuriyeti'ne en azından bir puan alıp birinci ya da ikinci olmak istiyoruz arkadaşlar. Hedeflerimiz böyle. Şimdi İspanya'nın ilk 11'ini görüyorsunuz. Aduriz ile başlıyorlar forvette. Nolito, Pedro, Iniesta, Thiago bayağı bir zor olacak arkadaşlar. Şimdi Fatih Terim'in ilk 11'i ekrana geliyor. Hırvatistan maçından sadece bir değişiklik var. Burak Yılmaz forvette ilk 11'de başlayacak. Bir de Gökhan Gönül burada sarı kart ceza sınırında. Pique arkadaşlar ilk maçta son dakikada gol atan oyuncu. 19, 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve maç başladı. Türkiye milli takımımıza İspanya karşısında başarılar diyoruz. Maç başladı. Zorlu mücadele başladı arkadaşlar. Çok savaşmalıyız. Çok mücadele etmeliyiz.
ve kontrollü oynamalıyız arkadaşlar. Süperstar maç düzeyinde oynuyorum bu arada. Hatalı pas Caner'den. Şimdi Iniesta. Dikkat, Iniesta'yı geçirmeyin. Iniesta'nın ortası, dikkat dikkat. İlk dakikalarda hemen gol yiyorum. Henüz ilk dakikalarında 1-0 öne geçiriyor. Türkiye milli takımımız şok içinde. Ben de şok içindeyim arkadaşlar. Iniesta'yı burada tutamadık. Pozisyon tekrarı. Iniesta'yı tutamadık. Sonra Iniesta çok güzel bir orta yaptı. Nolito da baya güzel kafasını attı. Volkan Babacan yapacağı hiçbir şansı yoktu. 5. dakikada Türkiye milli takımımız 1-0 mağlup durumda. Şimdi çok gol atmalıyız arkadaşlar. Hadi Arda oğlum. Hatalı pas. Şimdi Burak. Arda'yı gör. Arda gidiyor şimdi. Sol kanatta. 8 dakikadayız. Arda. Arda. Arda geçti. Arda. Hadi oğlum. Arda çakıyor. Kaleci değil ya. Çok tehlikeli geldi Türkiye milli takımımız arkadaşlar. Kaptan Arda'yla. Olsun, tekrarına bakıyoruz. Burada Juan falan güzel geçiyor, Arda Turan. Sonrasında Celal onuna doğru girdi. Şutunu attı. Kaleci dereceye 90'dan çıkartıyor arkadaşlar. Türkiye milli takımı şimdi korner kullanacak. Dakika 10. İlk kornerimiz. Hadi oğlum. Orada kimse yok. Eyvah, çakamadım. Kap. Okey, Oğuzhan Öz yakın top. Güzel bir orta. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ah, gelmedi Arda'ya. Devam arkadaşlar. Pes etmiyoruz, pes oynuyoruz. Şimdi İspanya geliyor yine. Ama Hakan kaptı. Hakan yine kaptırıyor. Iniesta geriden oynuyor. Juan Fran'a doğru. Juan Fran Soriano'ya. Şimdi geriden oynuyorlar. Evet, maçı birazcık daha rahatlatmaya çalışıyor İspanya arkadaşlar. Tiki Taka futbolu biliyorsunuz. İspanya'nın o meşhur futbol taktiği. Oynayış stili daha doğrusu. Hadi kaptık. Şimdi gel yardıma. Arda. Arda yapılan hareket faul. Hakem avantaja bıraktı. Şimdi Osman Özakup. Gönder. Çok güzel bir pas. Kontrol et. Ama kontrol edemiyor. Caner Erkin Juan Fran'a girdi. Selçuk. Gönder. Burak'a gelmedi top. Aslında Selçuk'la Berkaç yapacaktım. Olmadı. 25 dakika geride bırakıyoruz arkadaşlar. 1-0 mağlup durumdayız. Arda Turan'la şimdiye kadar bir kere İspanya kalesine tehlikeli gelebildik. Dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Bir gol daha yersek o zaman bayağı bir zor duruma düşeceğiz. Hem bu maç da bir de gerçekte de arkadaşlar. Yani tablo bu gruptan çıkmadığına, öyle diyeyim. Ah, olan pozisyon bulmakta zorlanıyorum arkadaşlar. İspanya acayip oynuyor taktiksel açıdan. Şimdi Gökhan'a gelir mi o top? Geliyor. Yanlış tuşa basıyorum. Yanlış tuşa bastım. Okey, ilk yarı böyle bitecek sanırım arkadaşlar. Çok zor. Gerçekten acayip zorlanıyorum. Yıllarım PES'çisi olmama rağmen bayağı bir zorluyor beni İspanya. Yetişir miyiz? Hayır. İlk yarı sona eriyor arkadaşlar. İspanya 1-0 önde. Ozan Tufan'ı görüyorsunuz. Saçını şöyle celermiş, kestirmiş. Hemen ben şimdi oyuncu değiştirmeliyim. Çünkü gol atmak zorundayız. Ozan Tufan'ı berbere gönderiyoruz. O berbere gitsin, saçını kestirsin. Onun yerine Cenk Tosun maça dahil olacak. Bir de Emre Mor alalım arkadaşlar. Emre Mor çok güçlü yapmışsın dediniz arkadaşlar. Biliyorum. Normalde bunun gücü şöyle 72 ile 74 arası olması lazım ama böyle düşünün. Bu Emre Mor'un inform gücü arkadaşlar. Inform Emre Mor. İki oyuncu değiştirdik. Cenk Tosun ve Emre Mor maça dahil oldu arkadaşlar. Maçın ikinci arasına geçiyoruz. Şimdi mutlaka gol atmalıyız. Uzun bir top Emre Mor. Biliyorsunuz ilk maçta Emre Mor maça girdi ve maçın kaderini değiştirmişti. Şimdi Emre Mor. Hadi oğlum. Emre Mor topu kaybetti. Hadi oğlum. Hadi Cenk. Cenk geçti. Cenk geçemiyor. Ramos var orada. Kapı gibi adam ya. Nasıl geçeceğiz o defansa? 60. dakikadayız arkadaşlar. Yandım.
Hadi Emre oğlum. Gönder. Offside deme hakem. Offside yok. Hadi şimdi Cenk Tosun. Cenk Tosun ve gol. Türkiye 1-1 yapıyor. Emre Mor'un süper pası ve Cenk Tosun arkadaşlar. Beşiktaş'ta Cenk Tosun beraberliği getiriyor. Pozisyon tekrarına bakıyoruz. Offside zannettim bir ara arkadaşlar. Emre Mor'dan yine bakın. İki oyuncu değiştirdim. İkisi de oyunun kaderini değiştirdi arkadaşlar. Maçın kaderini değiştirdi. Emre Mor'un süper pası arkadaşlar. Geleceğin Messi'si inşallah. Ve Cenk Tosun arkadaşlar affetmiyor. Kaleci de gel tutamıyor. Ve şimdi 1-1 yaptık. Bunun üstüne bir de Volkan Şen gelsin arkadaşlar. 3 puan peşindeyiz. Hakan Çalhanoğlu maçtan çıkıyor. Onun yerine Volkan Şen giriyor arkadaşlar. Kanatlar hızlı ve teknik oyuncu. 65. dakikada bir takımı şimdi 1-1 yaptı. Ya Caner yapma ya. Topu kaybettim. Eyvah. Şimdi dikkat. Iniesta. Hakan araya giriyor. Evet. Selçuk'a sarı kart çıkıyor. Hakem öncesinde oyunu devam etmişti. Avantaja bırakmıştı. Evet. Doğru karar. Hadi oğlum gelin. Emre geçti. Emre ortası gelir mi? Emre'nin ortası geliyor. Orada kim var? Hadi Cenk. Ulan Cenk. Türkiye çok bastırıyor şimdi arkadaşlar. Selçuk. Süper. Hadi güzel bir orta. Yapma. 82'ye girdik. Türkiye savaşıyor. Türkiye 3 puan peşinde. Arda şimdi Emre. Hakan döndü. Hakan şut alabilir mi? Hayır. Pique araya giriyor. Pres yapıyoruz. İspanyollar sabıttı arkadaşlar. Ne yapacağını bilmiyorlar ve topu taşa doğru çaktılar. Şimdi Emre. Cenk'e gelir mi top? Hayır. 87'deyiz. Allah'ım ne yaptım? Uf Gökhan yetiş, süpersin. Şimdi Arda. Canı çıktı, koşamıyor. Ve Arda sakatlık yaşıyor orada. Hadi son atak, hayır. Bu ikinci maçı da 1-1 oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi son maçı mutlaka yenmeliyiz. Öyle bir duruma düştük. Bakalım ama Çekler ne yaptı? Eğer Çekler yendiği sırasını o zaman bayağı bir zor olacak. O zaman son maçı mutlaka yenmeliyiz. İki maçta 2 puan topluyoruz. Günün adamı Cenk Tosun seçiliyor arkadaşlar. Okey arkadaşlar, Fransa. Dur bir dakika, şeye bakayım önce. Hırvatistan 2-0 yeniyor. Puanı 6'da. Uf çok zor olacak şimdi ya. Kötü oldu arkadaşlar. Liderlik gitti sanırım. Lider olamayacağız. Öyle gözüküyor. Evet, liderlik gitti. Şimdi Fransa Arnavutluk'u 4-2 yeniyor. Romanya İsviçre'yi 3-0 yeniyor. İngiltere Galler'i 2-0-4-2 yeniyor arkadaşlar. Rusya Slovakya 4-1 yeniyor. Almanya Polonya 2-0 yeniyor. Ukrayna 3-0 yeniyor. Hırvatlar 2-0 yendi. Biz 1-1 beraber oynadık. Belçika 1-1 İrlanda'ya karşı oynuyor. İtalya 4-2 İsviçre'ye yeniyor arkadaşlar. İzlanda 1, Macaristan 1. Portekiz 1, Avusturya 0. Şöyle tabloya bir bakalım. Biz arkadaşlar bakın hala bu gruptan çıkma şansımız var. Dediğim gibi en iyi üçüncüler de çıkacak bu gruptan ama bakın burada bayağı... Oo bunların 3 puanları var bile ya. Neyse. Şöyle bir tabloya göz atalım. İspanya 4 puanlı lider arkadaşlar. Ama biz hala lider olabiliriz sanırım ya. Gol önemli arkadaşlar. Son maçı yenmeliyiz, yüksek yenmeliyiz. Eğer doğru görüyorsam. Bilmiyorum. Okey. Böylece bitirebiliriz. Şöyle bir gol sıralamasına bir göz alalım. Okey. Slovakyalı Rak 4 gol atmış. Müller 4 gol atmış.
Payet de 4 gol atmış arkadaşlar. Evet, Cenk Tosun 1, Emre Mor 1. 2 gol attık zaten sadece. Burada Burak Yılmaz, Emre Mor. Okey arkadaşlar, bu ikinci bölümde sonuna geliyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yani bilgisayar arasında çok büyük bir fark var. PlayStation 4'te Superstar maçları daha bir zor arkadaşlar bence. Bu benim düşüncem, bilmiyorum. Sizler hangi görüşlesiniz? Eğer PlayStation 4 ve bilgisayarda oynuyorsanız lütfen bunu da yorumlara yazın. Sizler de benimle aynı fikirde misiniz bu konuda? Düşüncede daha doğrusu. Neyse arkadaşlar, bu ikinci bölümün sonuna geliyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar, çok sizlere böyle güzel bir şey sunabilmek için çok zaman harcadım. 4 gün sürdü bunu hazırlamak. Benden şimdi bu kadar arkadaşlar. Üçüncü bölümde Çek Cumhuriyeti çok önemli maçı göreceksiniz yine. Bu gruptan çıkma adına ki bölüm olacak. Yani o gruptan çıkacağız mı çıkmayacağız mı? Üçüncü bölümde belli olacak arkadaşlar. Yani bundan sonraki bölüm sonuncu bölümde olabilir. Onu da söylemiş olayım. Ya da devam edeceğiz. Bilmiyorum. Neyse, çok konuştum. Ben şimdi çıkıyorum. Dediğim gibi beğenmeyi unutmayın. Sizlerden dediğim en azından 500 beğeni sayısı. Lütfen arkadaşlar. Bu rakama, bu sayıya ulaşalım. Ben şimdi çıktım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Peace out. Sayonara. Bye bye.